Herkese merhabalar dostlar, ben Sezer. Bugün sizler birlikte Age of History'da yeni bir içerikle karşınızdayım dostlarım. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere Age of History'da yeni bir içeriği sunmuştum dostlar. Peki bugün tam olarak ne yapacağız? Bugün sizler birlikte Age of History'da zamanında çıkmış ama kimsenin görmediği modları sizlere tanıtmaya çalışacağım dostlar. Yani başlıktan anlayabileceğiniz üzere son kullanma tarihi geçmiş olan modlara bakıyoruz. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar bakacağımız modun ismi New World, yani yeni dünya modu ve 1.0. Bu arada yorumlarda bir arkadaş vardı, abi artık şu Wallpaper'ı değiştir diyordu. Değiştirdim kardeşim. Nasıl olmuş? Bak hareket hareket ediyor. Cyberpunk'ta V'dir bunun ismi. Şimdi öncelikle arkadaşlar modumuzun ismi bu. Hatta bu modu nasıl buldun diye sorabilirsiniz bana. Kendi videolarıma bakarken o sırada bu açıklama kısmında bu videoyu gördüm. Dedim bu arkadaşa yardımcı olayım. Açıklama kısmına da kendi kanalın onun kanalının linkini vereyim. Bu sayede gidip indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. O arkadaşa destek olmak isterseniz de abone olabilirsiniz aynı şekilde. Yani böyle modlar yapıyorsanız bize mutlaka iletin. Hatta şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Az kaldın gözüküyordu kardeşim. Bakın bu web sitemize gelin. Direkt olarak burada modlarınızı paylaştırın. Bakın hiçbir sıkıntı olmayacak. Geleceksiniz, paylaşacaksınız buraya. Biz de görüp alacağız arkadaşlar. Bu kadar basit. Sizlere sonra tanıtımını yapacağız. Buraya ya paylaşıyorsunuz, buraya örnek seçiyorsunuz. Mesela oyun moduysa oyun modunu seçiyorsunuz. Bunda ise böyle böyle seçim yapıyorsunuz. Bitti. Bu kadar basit yani. Gelip bakabilirsiniz. Şimdi modu çıkarttık ama mod buraya çıkmadı maalesef. Diğer ekrana çıktı. Şöyle bir diğer ekrana bakalım. Evet, burada. Böyle aldım getirdim bunu buraya kardeşim. Şimdi yeni dünya bu, ne bir açalım. Bakın görüyorsunuz ki arkadaşlar kendine ait bir ikonu var. Şöyle fotoğraflardan açarsam bence görebilirim. Direkt NV diye yazmışlar üzerine. Modu bu arada beğendim ben. Bence gayet güzel bir mod. Lakin burada bir hata mı var? Ya şöyle bunu çıkar. Ben yanlış yere kurmuşum. Bunu bir burada kalsa da olur aslında. Bana pek fazla zarar vermez. Bunu açıyorum kardeşim. Güzel. Güzel, mis gibi. Evet, şu an siyah bir ekran göreceksiniz. O ekran bende de var. Korkmanıza gerek yok dostlar. Evet, haritası biraz değişmiş. Karanlık haritası var. Son kullanma tarihi geçmiş modların haritası kararıyor. Espri yaptım. İnandınız mı? Bekleyeceğiz ve açılmasını göreceğiz. Haritalar yükleniyor. Bak aşağıyı değiştirmiş bu arada. Met by HC. Devam kardeşim, devam. Ulan son zamanlarda çok fazla olay yaşıyoruz. İzlenmelerimiz zaten son zamanlarda YouTube'dan dolayı düştü. Yani tek bende değil arkadaşlar. 15.000 10.000 falan izlenirken 5.000 lira kadar düştüm. Bunu arttırmak için tabi güzel içerikler üretmemiz gerekecek. Yapacağız bakalım bir şeyler ya. Ya siz benim kim olduğunu az çok biliyorsunuz arkadaşlar. 2 senedir bu mecradayım. İlk videom zaten Far Cry'dı. Sonra sağ olsun Kerem Yılmaz ve ekibi bana Modern Worlds Event senaryosunu attılar. Yeni Türkiye, sizler de bilirsiniz. Şu an 100.000 izlenen geçmiş durumda. Onun sayesinde Age of History'ye başladım ve ay lanet olsun o güne ya. Vallahi arkadaşlar niye her gün Age of History attım ki? Şöyle 5 her gün 2-3 tane her gün, bak yine bak yine bak. İçim dışım Age of History olmuş arkadaşlar. Ben Age of History için yaratılmışım galiba ya. Evet. Şaka yapıyorum. Age of History benim için yaratıldı. Oo, harita şey bu arada. Bak böyle gezdiğiniz zaman birdenbire parlıyor. Ama önceki ne kadar senaryosu varmış ona bir bakalım. Bu arada mouse'un kursörünü de değiştirmiş görüyorsunuz ki. Sadece bir senaryosu var. İsterseniz gelip bir yükleme yapabilirsiniz sizler de. Hatta şu editöre gelelim. Buna bir tıklayalım. Bulle. Karışık mı? Yükle o zaman. Aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayınız bakın. Önemli. Arkadaşlar. Arkadaş hepsiyle uğraşmış. Yolunu seç özellikleri bakın. Bakacağız ve göreceğiz. Her birine teker teker yolunu seç eklemiş. Ama böyle yapmak yerine direkt olarak kopyalayıp yapıştırabilirdi eventi. Öyle de oluyor bu arada. Tamam, Şili. Bu arada bir videoda sıfırdan bir Age of History modu yapıyorum serisi yapacağım. Ve sizler de bakacaksınız bu sayede. Mod nasıl yapılır göreceksiniz dostlar. 10 milyon 400 nüfusumuz varken 1 milyon 998 bin nüfusta oyun, ekonomiyle oyunumuzu başlatıyorum. Sonrasında vergiler, mallar ve yatırımlar. Oğlum deprem oluyor lan. Anlamıyorum burada niye sürekli böyle deprem olup duruyor ya. Evet, yolunu seç geldi. Biraz garip şeyler var. Nüfus artışı. Oturduğum yer cadde. Caddede yani sürekli olarak bir haftada 3 kere deprem oluyor ama şöyle vurup gidiyorlar arkadaşlar yani. Hop kardeşim yokladık seni. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Gel sana bir deprem daha. Ayıptır kardeşim, günahtır ya. Tamam. Şimdi yolunu seç. Demokrasi, komünizm, faşizm. Komünizm Osmanlı nerede kardeşim? Abonelikten çıkıyorum. Faşizm.
Ulan yan kanalımda Laton kanalında şu Rojava'yı topraklarıma katamadım ya. Engelli oyun sürekli katmama. Demokrasi ülkesi olduğumuz için savaş açma yasağı var. Şimdi var ya onu bir yok edeceğim. Bir yok edeceğim. Bak şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Yatırımlara zaten... Heh, düzeldi. Evet bu arada modda bir sıkıntı çıkmış. Tamam. 332 bin paramızı biraz basalım. Dediğim gibi arkadaşlar eğer bu olayda kafanız karışıyor ve bir taraf tutmak zorunda kaldıysanız Discord duyurumuza gelmek bence zorundasınız. Çünkü onu görmeden kimseye karar veremez. Kardeşim ben sözümün arkasındayım. Bir daha da böyle bir olay yaşanmayacak. Çünkü tüm ilişkileri falan kopardım. Haberiniz olsun yani. Devam edelim. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Öğrenecek çok şey var da. Rojava'dan intikamımı aldım sonunda ya. Vallahi bekliyordum arkadaşlar. El Habibi. Hemen hükümete geri çekiyorum. Bu arada harita biraz parlamış lan. Evet. Şimdi her yorumda herkes bir şey diyebilir. Ulan düz oynuyorsun. Böyle mod tanıtım mı olur? Öyle olmayacak tabii ki de. Şimdi az önce savaş mekaniğini gösterdim. Şimdi arkadaşlar. Son kullanma tarihi geçmiş olduğu her yerden belli zaten. Sizlerden anlayabilirsiniz. Sadece yolunu seç özelliği var sanırsam. Ama gelin bak şimdi. Videomuz 6 dakika. 10 dakika içerisinde bu modu daha farklı bir mod yapacağım. Hazır mısınız? Haritayı unutmayın tamam mı? Haritayı unutmayın dostlar. Bakın yeni bir içerik. Sıfırdan yap bulduğumuz modun içeriğini değiştireceğiz. İyi bakın şimdi. Haritayı ikonları unutmayın. Videoyu geri sarar gerekirse bakarsınız. Şimdi moddan çıkış yapıyorum. Her şeyle çıktım tamam mı? Ya kardeşim bu ne ya? Şunu kapat. Bu da bizi bitirmeye çalışıyor. Bunu bir sil. Allah belamı verecek benim ama. Bunları bir silelim. Şimdi tamam güzel bu da silindi. Şu kısa yolu da temizle. Şimdi arkadaşlar oyunun modu bu şekilde. Bak hiçbir şey yapmadan diğer taraftan aldığım modları buraya entegre edeceğim. Ve ortaya daha güzel bir şey çıkartacağım. Hazır mısınız? Bunu bir şöyle bir tam ekran yapalım. Bakın iyi izliyorsunuz ekranımı. Buna şöyle bir değiştiriyorum. Yavaş yavaş modlara geliyorum ve önce haritasını değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Haritası çok fazla parlak. Ve bu benim gerçekten hoşuma gitmedi. Haritası bu. Map'e girelim. Buradan background yapacağız. Sonra background şunları dosya isimlerine göre ayarlamam lazım. Bak şimdi. Hemen şunları CTRL yap, CTRL-V yap. Arkadaşlar, elimde 2 adet harita modu var. Gördünüz sizler de. Birincisini şöyle kopyalıyorum. Kopyalayamıyorum. CTRL-C yapıyorum. Sonra gidiyorum buna yapıştırıyorum. Bunu entegre ettik. Eğer harita uyumluysa çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Değilse de sağlık olsun kardeşim. Ama böyle bir seri yapacağım. Sıfırdan mod yapıyorum diye. Bak bunu altını çizerek söylüyorum. Tamam gelin bir test edelim girip. OBS'i yine bakalım. Şu beni siyah ekranda falan göstermesin. Evet devam et. Bakın şimdi. Tata nasıl oldu ama? Hiçbir şey yapmadım. Sadece harita değiştirdim ve mod daha da güzel oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Sıfırdan bir videoda remastered yaptık mesela ama bunu kendimize ait gibi değil. Başka bir moddan alarak yaptık. Bir de bunu kendimize ait bir şekilde yapacağız ve ortaya bakalım daha neler çıkacak. Onu da göreceğiz tabii ki de dostlar. Modumuz açılmasını bekleyelim. Bakalım haritada herhangi bir bozukluk, bir kayma falan var mı? Biliyorsunuz Age of History'ye farklı bir mesela Conqueror's'ın haritasında her haritayı uygulayamazsınız arkadaşlar. Oradan aldığınız bir senaryo Conqueror's'a çalışır ama Conqueror's'tan aldığınız bir senaryo normal oyunda çalışmaz. Yani. Nasıl? Müzikleri de değiştiririz ama şimdi uğraşamam. Daha bunların da değiştirilmesi gerekiyor tabii. Asker sistemini falan. Nasıl oldu hocam? Mis gibi içerik al. Hadi görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Açıklama kısmına modun linkini ekleyeceğim. İsterseniz yani zaten yorumlar sabitler kısmında da yapımcısının ismi var. Yani YouTube kanalının ismi var. Oradan da bakabilirsiniz. Destek olmak isterseniz de benden bir selam söyleyin yeter dostlar. O zaten anlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar. Hepinizi seviyorum.